darbe yapıldı. Yasada'ya götürüldü. Yasada'da da bir kalp krizi geçiriyor ve ilk mahkemesi sırasında da vefat etti. Onun üzerine ertesi gün ben kalktım, Londra'dan buraya geldim. Daha yasada mahkemelerin kararları falan çıkmamıştı da. Daha şeyler var. Şöyle diyebilirim. Yani o dönemin hatıraları ve babamın cenazesi için geldiğimde karşılaştığım Türkiye ve Türkiye'deki askeri darbenin, demokratik bir darbe diye gösteren darbenin hacı zaten demokratik bir darbe değil, tamamıyla bir nasıl vasıflandırayım, bir askeri yönetimin, askeri yönetim demek bile bence günah, çünkü Türk ordusu son derece onurlu, şerefli bir ordudur. İstanbul halkına karşı Kırtar ailesinin, yani ailemizin büyük bir hürmet ve sevgisi vardır. Babamın cenazesi, müthiş bir kalabalık, İstanbul halkının 80 bin kişi geldi. Sevgisini göstermek için bu kadar hizmet için omuzlarıyla Zincirlik mezarlığına kadar taşımak istediler. Biz rica ettik filan, kabul etmediler. Neyse, hiçbir güçlük çıkmadan 17 Şubat'ta, hatta havada çok güzel bir havaydı, omuzlarında taşındı. Cenaze merasimi yapıldı. Tam gömüleceği sırada bu kalabalığı gören, vay efendim nasıl böyle bir kalabalık gelir diye o dönemin işte askeri valisi haber veriyorlar. Askeri valisi de arabayla bizim cenaze merasimine geliyor. Bizi soruyor, oğulları nerede diye. Herkes de zannediyor ki bize başsağlığına geldi diye. Meğerse adam bizi tevkif etmeye gelmiş. Biz güya irticayı ayaklandırmışız. İrticanın nedeni omuzlarda taşınmış. Omuzlarda taşınırken nasıl taşınır? Söylenene Allahu Ekber şeyinden. Bu iltica mıdır? Böyle bir, bu İslam dininin adetidir. Abimi tevkif etti, götürdü. Cenaze merasimimizi tamamlayamadık. Bunu yaşadınız mı dediniz de gayet tabii çok acı olarak yaşadı. Darbenin de 61. yılını yaşıyoruz. Yani darbeden bu yana geçen. Şimdi darbeden önceki dönemdeki Türkiye'ye baktığınız zaman Türkiye saygın bir ülke. NATO'nun üyesi olmuş. CENTO'nun üyesi olmuş. Çeşitli uluslararası ilişkiler kurmuş. Ekonomisi oldukça ilerlemeye giden bir ülke Demokrat Parti zamanında. Bu darbenin getirdiği düzen bozukluklarının getirdiği koalisyonların işlemediği, iki defa askerin gelip gittiği bir dönemler yaşadık.